Bu proje 3 ilimizi ilgilendiren bir proje. Afyon, Kütahya ve Uşak illerimizi ilgilendiren bir proje ve bu Zihni Sihir projesinin adı Zafer Havalimanı. Zafer Havalimanı. Maliyeti sadece 50 milyon euro bu havalarının. İşletme süresi açıldıktan sonra 29 yıl 11 ay. 29 yıl 11 ay. Garanti edilen geçişi, uçuşu garanti edilen yolcular için eğer uçmamışsa, geçmemiş ise iç hatlara 2 euro ödüyor devlet. Dış hatlara da 10 euro ödüyor. 1 milyon 619 bin kişi yaşıyor bu 3 ilde. Peki sadece 2012 için garanti edilen rakamı baktım. 850 bin kişi. Ya bunlar milleti hani refahını arttıracağız diyorlar ya. Mermili uçuracaklarmış bunlar. Yani Afyon'da, Uşak'ta ve Kütahya'da yaşayan vatandaşlarımız ne kadar şanslı ki bu hükümet onları uçuracak. 850 bin yolcu garantisi verilmiş. 2017 yılına baktım. Nüfus 1 milyon 652 bin. Sadece 33 bin artmış nüfus. Ama garanti edilen yolcu sayısı 288 bin artmış. 6 yılda uçması gereken garanti edilen yolcu sayısı 5 milyon 211 bin kişiyi uçuracağız demişsiniz. Kaç kişi uçmuş? 215 bin kişi uçmuş sadece. 215 bin kişi arkadaşlar. Peki hazinenin ödediği tutar ne kadar? Sayın Bakanım biliyordur herhalde 6 yılda ödediği rakam 27 milyon euro. 27 milyon euro. 110 milyon TL. 110 trilyon ödemişsiniz. Değil mi Sayın Bakan? Burada bir eksiğim yok herhalde. Ödemişsiniz. Ve devam ediyor. Şimdi baktığınız zaman rakamlara sadece 2017 değil 10 yılda 50 milyonluk yatırım bedelini çıkarttığını görüyorsunuz 10 yılda. Ne kadardı bunun işletme süresi? 29 yıl. İhaleye sadece bir firma girmiş arkadaşlar. Firmada ne söylemişse çok iyi tanıyoruz firmayı. O tapelerde, dinlemelerde adı geçen millete küfür eden değil bu sefer. Küfür edenin arkadaşı. Her yerde varlar bunlar ve 19 yıl daha hesap ettiğinizde yılda ortalama 6 milyon euro'dan 120 milyon euro daha para ödeyeceksiniz. Yapılması gereken şu Sayın Bakan. Nasıl 27 bin şirkete olağanüstü hal kararlarıyla, KHK'larla el koydunuz? Bu şirkete el koyacaksınız. Bu havaalanını devletin havaalanına dönüştüreceksiniz. Ödediğiniz paradan, maliyetten çıkarak geri kalan kısmını orada ödeyeceksiniz. Sadece bu bir örnek. Peki başka havalimanları yok mu? Onlar da var. Hemen söyleyeyim. Söyleyeyim. Bodrum Havalimanı. Bodrum Havalimanı'nda Milas Bodrum Havalimanı'nda 40 milyon TL 8 milyon 263 bin euro garanti edilen yolcu uçmadığı için ödenen para. Ankara Esenboğa hani hepimiz uçuyoruz ya. Ankara Esenboğa'da da 29,5 milyon euro 150 milyon TL 150 trilyon. Bunları üst üste topladığınızda köprüleri, yolları, tünelleri, şehir hastaneleri, termik santralleri, hidroelektrik santralleri yap işlet devlet modellerini üst üste topladığınızda bu sene 6.2 milyar gibi 50 milyar para. Peki bu para nereden gelecek Sayın Bakan? Dün hazine iki tane ihale yaptı 5 milyar borçlandı. Televizyonlarda altyazı geçiyor. 5 milyar dolar vereceklermiş Irak'ın yapılanmasına. Ya dün borçlandın 5 milyon TL. Dün borçlandın 5 milyon TL daha da borçlanacaksın. Ama sen borçlanırken vatandaşı uçurmuyorsun. Vatandaşı da nasıl bedenini sömürüyorsan, nasıl bedenini sömürüyorsan aynı zamanda cebini sömürüyorsun. Fakirliğe muhtaç hale getiriyorsun. Fakir fukarayı kollamıyorsunuz.